Saadet Partisi Eskişehir Yönetim Kurulu üyesi Nazif Ayaz, İl binasında düzenlenen toplantıda gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi Nazif Ayaz, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl ve parti üyelerinin katılımıyla il binasında yapılan toplantıda gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Komplodan kumpasa, montajdan lobiye kadar çok geniş bir yelpazede günah keçileri anında gündeme geliyor. İyi bir şey olduğunda sahiplenen birileri var ama kötü bir şey olunca sahibi yok. Daha doğrusu faili bir türlü açıklanmayan bir belirsizliğe ihale ediliveriyor her şey. İç siyasette türlü çeşitli günah keçileri, lobiler vesaire icat edilirken dış siyasette ise bunun adı üst akıl oluyor. Türkiye aleyhine gelişen her olay hiçbir neden sonuç ilişkisine dayanmayan bir şekilde bu ne idüğü belirsiz üst akıla bağlanıyor. Aslında bu üst aklı öne sürmenin manası şu: biz çok iyi işler yapıyoruz ama bir güç buna müsaade etmiyor. Ekonomiyi yabancı sermayeye, dış politikayı Amerika-Avrupa Birliği eksenine teslim edip sonra da dış mihrak, üst akıl demek sorumluluktan kurtarmaz. Bilakis bu yanlışlar yüzünden çok ciddi bir sorumluluk doğurur. Kimdir bu Türkiye'nin aleyhine çalışan dış mihraklar? Kimdir bu üst akıl? Bunların isimlerini, kimliklerini açıklamadıktan sonra bunlar bir meçhul olarak kalmayacak mıdır?